Türkiye basın tarihinin en önemli isimlerinden biriydi o. Ardından geçmişteki birçok olaya ışık tutan yazı ve kitaplar bıraktı. 50 yıllık yaşamına onlarca araştırma, eser ve ödül sığdırdı. Çok acı bir şekilde kaybettik onu. Evet, Uğur Mumcu'dan bahsediyorum. Gelin Uğur Mumcu'yu daha yakından tanıyalım. 22 Ağustos 1942'de Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi Bey ile Nadire Mumcu Hanım'ın 4 çocuğundan biri olarak Kırşehir'de dünyaya geldi. Ailesinin Ankara'ya taşınması üzerine eğitim hayatına orada başladı. Ankara Ulus'taki Devrim İlkokulu'nda başladığı ilk öğrenimini Bahçeli Evler'deki Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda tamamladı. Ankara Cumhuriyet Ortaokulu'nu ve Ankara Deneme Lisesi'ni bitirdi. Mumcu çok aktif bir öğrenciydi. 1961 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başladı. Gazetecilik hayatına henüz öğrenciyken başlayan Uğur Mumcu, Yeni Ortam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Türk Sosyalizmi makalesiyle Yunus Nadi ödülünü aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsü Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanlığını yaptı. Aynı zamanda Milliyet Gazetesi'nde incelemeler kaleme aldı. 18 Haziran 1965'te Biz Anayasayı Savunuyoruz, Ya Siz başlıklı makalesiyle Yön Dergisi'nde yazmaya başladı. 27 Mayıs devriminin özgürlükçü ortamında insanlar sadece konuştuklarından değil, sustuklarından da sorumludur diyerek Doğan Avcıoğlu onun yönetimindeki Yön Dergisi'nde yazdığı makalelerle bir yandan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini tam bağımsız bir Türkiye'yi savundu. 1965'te Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladı. Cemal Reşit Eyüboğlu'nun yanında bir süre avukatlık yaptı. ...1971'de askerliğini yapmaya hazırlandığı sırada 12 Mart döneminde bir yazısında kullandığı sözler nedeniyle gözaltına alındı. Mamak Askeri Cezaevinde bir yıla yakın kalan Mumcu bu davadan dolayı 7 yıl hapse mahkum edildi. Karar Yargıtay tarafından bozuldu ve Mumcu serbest bırakıldı. Bu olaydan sonra askerliğini Ağrı Patnos'ta yaptı. Askerliğini yedek subay olarak yapması gerektiği halde 1972-74 yılları arasında Ağrı'nın Patnos ilçesinde resmi tanımıyla sakıncalı piyade eri olarak tamamladı. Patnos'ta ağır koşullarla altında askerliğini yaparken zaten uzun zamandan beri var olan ülseri yüzünden mide kanaması geçirdi. Bu yaşadıklarını evet evet ne olursa olsun ben Patnos dağlarında halk çocuklarıyla er olarak askerlik yapmayı emekli olduktan sonra siyasal iktidarın uzattığı yönetim kurullarında on binlerce lira para alan orgeneral olmaya değişmem diyerek yedek subaylık hakkı ve aylıkları için sadece maddi tazminat isteğiyle açtığı davayı kazandı ve yedek subaylık hakkını elde etti. Askerlikten sonra üniversitedeki görevinden ayrıldı ve tamamen gazeteciliğe yöneldi. Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Uğur Mumcu 1975'ten itibaren Cumhuriyet'te Gözlem başlıklı köşesinde düzenli olarak yazmaya başladı. Aynı zamanda Anka Ajansı'nda çalışmaktaydı. 1975 Mart'ında makalelerinden oluşan Suçlular ve Güçlüler adlı kitabını yayınladı. Aynı yıl Altan Öymen'le birlikte hazırladıkları Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'in Hayali Mobilya İhracatı konu edinen Mobilya Dosyası adlı kitabı yayınladı. Özel yaşamına değinecek olursak 1976'da Şükran Güldal Mumcu ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Özgür adında bir oğlu, Özge adında bir de kızı oldu. Eşi Şükran Güldal Mumcu 23. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İzmir Milletvekili olarak girmiş ve 10 Ağustos 2007-7 Haziran 2015 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 1978'de ise ünlülerin yaşam öykülerini, siyasal geçmişleri bir güldürü zenginliği ile anlattığı kitabı Büyüklerimiz yayımlandı. Uğur Mumcu Londra'da BBC Türkçe için Nuri Çolakoğlu ve Ayça Abakan'ın konuğu olduğu bir röportajda siyasi görüşünü şu sözlerle açıklamıştı. Ben görüş olarak sosyalist eğilimliyim. Yani emekçi sınıfların toplumda yönetimi ele almasını istiyorum. Ben sosyalist bilincimi her gün artırıyorum. Ulusal bağımsız sol. Ben sosyalist eğilimliyim. İşçi sınıfının, emekçi sınıf ve tabakaların demokratik yollarla iktidara gelmesini istiyorum. Bu görüşlerimden hiç ama hiç vazgeçmedim. Türkiye'de terör olaylarının artması nedeniyle 1979 yılında 12 Mart dönemi öncesi ve sonrası gençlik liderlerinin yaşadıklarını kendi ağızlarından yansıttığı ve silahlı eylemlerle bir yere varılamayacağına dikkat çektiği kitabı Çıkmaz Sokak yayınlandı.
Mehmet Ali Ağca'nın Papa'yı öldürme girişiminden sonra Ağca üzerine inceleme ve araştırmalarını yoğunlaştırdı. 1982'de Ağca dosyası, ardından Terörsüz Özgürlük adlı makale derlemesi yayımlandı. 1982 anayasasını eleştirdi. 1983 yılında Ağca ile cezaevinde röportaj yaptı. 1984 yılında Aziz Nesin öncülüğünde bir grup tarafından hazırlanan Aydınlar Dilekçesi'nin hazırlık sürecine katıldı. Aydınlar Dilekçesi Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Ancak Kenan Evren imzalayanları vatan hainliğiyle suçladı ve dava açtı. Aynı yıl 12 Eylül döneminde aydınlara yapılan işkenceleri anlattığı Sakıncasız adlı oyunu yazdı. Köşe yazılarında hem sorunları dile getiren hem de hukuka aykırı ve yasa dışı uygulamaların üstüne giden Mumcu yazdığı kitaplarla ses getirdi. 1987'de araştırmacı gazetecilik açısından büyük bir başarı kabul edilen Rabıta ve 12 Eylül adlı kitapları 1991'de en önemli araştırmalarından biri olan Kürt-İslam Ayaklanması yayımlandı. 1991 yılında İlhan Selçuk Bey yaklaşık 80 Cumhuriyet Gazetesi çalışanıyla birlikte gazeteden ayrıldı. Bir süre işsiz kaldı. 1992 tarihinde Milliyet Gazetesi'nde yazdı. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yönetim değişikliği üzerine yeniden Cumhuriyet'e döndü. Bu arada yaşamı boyunca çok sayıda eser kaleme almaya devam etti. PKK'yı şiddet yoluyla sonuç almak isteyen bir Kürt milliyetçisi terör örgütü olarak tanımlıyordu. PKK'nın yaptığı katliamlara karşı tepki vermeyen derneklere, gazetelere tepki gösteriyordu. İnsan Hakları Derneği de Mumcu'nun eleştirdiği oluşumlardan biriydi. 8 Ocak 1993 tarihli, yani öldürülmeden 16 gün önce Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Ultimatum başlıklı yazısındaysa yakında yayımlayacağı kitabında istihbarat örgütleriyle Kürt milliyetçileri arasındaki bağlantıları açıklayacağını yazdı. Abisi ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ceyhan Mumcu, suikastan önce Uğur Mumcu'nun İsrail elçisiyle görüşme yaptığını basına gönderdiği açıklamada yazmıştı. Uğur Mumcu ve ailesi o zamanki ismiyle Köroğlu Caddesi'nin paralelinde Çankaya'nın tam ortasında sakin ve sessizliğiyle bilinen Karlı Sokak'ta oturuyordu. Mumcu tüm ülkenin tanıdığı, kitapları, yazıları, haberleri ve görüşleriyle çok dikkat çeken gazetecilerin başında geliyordu. Uzun zamandır tehditler alıyordu ve kendisine yönelik bir eylem olabileceği kuşkusunu yaşıyordu. Aslında ülke öyle bir hale gelmişti ki Uğur Mumcu ya da tanınmış bir başka gazeteciye yönelik saldırı ihtimali kimseyi şaşırtmıyordu. Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Suikastın üzerindeki sis perdesi ise hala varlığını koruyor. Bu organizasyonda yer alan isimlerin bazıları yakalandı, yargılandı ancak Mumcu'yu hayattan koparanların arkasında hangi güçlerin olduğu bugüne kadar aydınlatılamadı. Olay yerinde inceleme yapan uzmanların hiçbir delil bulamadığı, patlamayla etrafa dağılan ve cımbızla toplanması gereken delillerin ise süpürgeyle süpürüldüğü iddia edildi. Aslında olay şöyleydi. Kısa zaman içinde polis, itfaiye, olay yeri inceleme ekipleri Karlı Sokağa akın etmişti. Aile kendine gelmeye çalışıyordu. Ama devlet büyükleri gelecekti. Hazırlık yapılmalıydı. Elde çalı süpürgesi, kalıtlar süpürülmeye başlanmıştı. Mumcu ölmeden bir süre önce kaleme aldığı Dipsiz Kuyu başlıklı yazısında Orta Doğu emperyalizmin kol gezdiği terör örgütleriyle çeşitli istihbarat örgütlerinin kanlı ve kirli oyunlar oynadığı karanlık dipsiz bir kuyudur. Bu karanlık ve dipsiz kuyuda cinayetler birbirini izler. Kim kimi neden öldürüyor? Bu soruların yanıtlarını anında bulmanın olanağı yoktur. Olaylar yıllar sonra aydınlanır. O da bir kısmı demişti. Sanki bilmişti başına gelecekleri. Abisi ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ceyhan Mumcu'nun Uğur Mumcu ile ilgili röportajlarının bir kısmı Kardeşim Uğur Mumcu adıyla bir kitapta toplandı. Uğur Mumcu'nun kaybının ardından çeşitli örgütler suçu üstlendi. Olay hakkında çeşitli iddialar da ortaya atıldı. Mumcu'nun ailesini ziyaretleri sırasında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, cinayeti çözmenin devletin namus borcu olduğunu belirterek adeta namus sözü verdiler. Faillerse yakalanamadılar. Altyazı
Mumcu'nun kızı Özge Mumcu 28 Şubat belgeseline yaptığı açıklamada şöyle demişti. Her siyasi cinayet sonrası olduğu gibi mutlaka çözülecektir. Kanı yerde kalmaz. Namus borcudur sözleriyle yaklaştılar. Ve hani Demirel'inden o dönemin başbakanıydı. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'di. Erdal İnönü başbakan yardımcısıydı. Hepsi namus borcu sözü verdiler. Cenazede olay yerine geldiklerinde hepsi ama namus borçlarını yerine getiremediler. Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin ardından oğlu Özgür ile kızı Özge babalarının anısına Ekim 1994'te Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı kurdular. Mumcu'nun ailesi vakfı kurarak Uğur Mumcu'nun ilkelerinden ödün vermeyen kişiliğini gelecek kuşaklara aktarmayı, araştırmaya ve gazeteciliğe hevesli genç nesilleri mesleğe kazandırmayı hedefledi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 28. yılında yaptığı açıklamada, yaşadığımız ülkede yıllardır gazetecilere, bilim insanlarına, sendikacılara, aydınlara, öğrencilere karşı düzenlenen saldırıların tek bir amacı var. Halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek ve topluma korku salmak. Halkın vicdanı olan Uğur Mumcu, bu saldırıları organize edenlerin karanlık ilişkilerini afişe ettiği için öldürüldü ifadelerini kullandı. Yapılan araştırmalar, görülen davalara rağmen faili meçhul olarak kaldı her şey. Mumcu'nun eşi eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Güldal Mumcu, konuyla ilgili bilgi sahibi olan herkesin konuşması ve olayın aydınlatılması için sonuna kadar gidilmesi çağrısını yinelemişti. Mumcu, çekin tuğlaları, yıkılsın duvar, altında kim kalırsa kalsın demişti. Üzerinden yıllar geçse de olayın aydınlatılmasına dair umudumuzu kaybetmedik. Bu videoyu Uğur Mumcu'nun bir sözüyle bitirmek istiyorum. Şöyle demişti merhum gazeteci. Ben Atatürkçüyüm, ben cumhuriyetçiyim, ben laiyim, ben anti-emperyalistim, ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım, ben insan hakları savunucusuyum, ben terörün karşısındayım, ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır. Acısıyla tatlısıyla bir Uğur Mumcu geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.